Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mustafa Çelik genellikle sık enfeksiyon geçirilmesi ve alerjik bünyeye sahip bebeklerde zamanla geniz eti büyümesinin görüldüğünün altını çizerek annenin bebeğinin horlayarak uyuması, burnundan rahat nefes alamaması veya uyku apnesi benzeri semptomlarla doktora başvurulması sonucunda tanı konulmaktadır dedi. Halk arasında, geniz eti, olarak bilinen adenoid vejetasyonun, burnun arka kısmında yerleşik, nazofarenk denilen anatomik bölgede yer alan lenfoid dokudan zengin bir patoloji olduğunu aktaran Beykent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Doktor Ö. Yumuşak G.R. Üyesi Mustafa Çelik, doğumdan itibaren nazofarenk denilen anatomik bölgede, geniz eti oluşumu görülmemekte olduğunu ifade etti. Geniz eti teşhisinde bu klinik bulgulara dikkat Doktor Çelik. Geniz eti büyümesinin klinik bulguları arasında horlama, rahat nefes alamama, uyku apnesi, geniz akıntısı, kulaklarda sıvı birikmesi yer almaktadır. Çocuklarda sık kulakta sıvı birikimi görüldüğünde hekimler olarak geniz eti büyümesinden şüphe duyup gerekli tetkikleri yapmaktayız. Geniz eti büyümesinin tanısı kulak burun boğaz uzmanları tarafından konulmaktadır. Yukarıda bahsedilen şikayetler nedeniyle kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanına getirilen çocuğun dikkatli muayenesi ve nazofarenk dediğimiz burun arkasındaki anatomik bölgenin endoskopik olarak görüntülenmesi ile tanı konulmaktadır, dedi. Çocuklarda genellikle fiberoptik nazofringoskop ile geniz eti teşhisi konulduğunu Doktor Çelik, geniz etinin endoskopik olarak görülmesinden sonra hekimin yaptığı iş ameliyat için yeterli büyüklükte olup olmadığına karar vermektir. Koana dediğimiz bölgenin, burun ile nazofarenk geçiş bölgesi, tıkanma durumuna ve çocuğun kliniğine uygun olarak geniz eti ameliyat olup olmadığına karar veriyoruz. Çocuklarda geniz eti ameliyatı, adenoidektomi, çocuğun hayat kalitesini etkileyecek düzeyde büyük geniz etinin alınmasıdır, diye konuştu. 2 yaş sonrası şikayetleri artan çocuklarda ameliyat yapılabilir. Genel olarak çocuklarda horlama, uyku apnesi, yüzde asimetriler gelişimi, kulakta sıvı birikimi gibi nedenlerle ameliyat kararı uzman hekimler tarafından verilmekte olduğunu belirten Doktor Çelik, genellikle yaş sınırlaması olmasa da 2 yaşından sonra şikayetleri olan çocuklarda bu ameliyat güvenle yapılabilmektedir. Adenoidektomi ameliyatı yaklaşık olarak yarım saat süren, genel anestezi altında yapılan, 24 saat sonra çocuğun normal hayatına döndüğü basit bir ameliyattır. Ancak her ameliyat gibi adenoidektomi ameliyatında bazı riskleri bulunmaktadır. Ameliyat sonrası gördüğümüz en sık komplikasyon kanama ve geniz etinin tekrar büyümesidir ifadelerini kullandı. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Mustafa Çelik, ameliyat sonrası çocukların şikayetlerinde düzelme olmasının özellikle annelerin anksiyete düzeylerini düşürdüğünü ve çocuğunun her uykuda yaşadığı sorunları yüzünden psikolojik olarak yıpranan annelerin ameliyat sonrası rahatladıklarının yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya koyulduğunu aktardı.